Nasıl ki manyetik alan hareketli yük üzerinde kuvvet oluşturuyorsa, hareketli yük ya da akım da manyetik alan oluşturabilir. Yani burada bir çeşit simetri var. Hesaplama kısmına geldiğimizde manyetik alan ve elektrik alanın tıpkı bir madeni paranın iki yüzü gibi elektromanyetik alanın ayrılmaz parçaları olduğunu daha net bir şekilde göreceğiz. Ama bunları sonraya bırakıp devam edelim. Şimdi akımın manyetik alan oluşturması konusuna odaklanalım. Aslında hareketli bir elektron da manyetik alan oluşturabilir. Mesela bir kürenin etrafında belli bir manyetik alan oluşturabilir ama şu an konumuz bu değil. Şimdi karşımıza çıkan bazı standart soru tiplerine gelelim. Önce bir telimiz olsun. Evet, çiziyorum. Telimiz bu. Telin üzerinden de belli bir akım geçiyor. Bu tel manyetik bir alan oluşturacak. Manyetik alanın şekli de telin etrafında eş merkezli daireler şeklinde olacak. Hemen çizelim. Manyetik alan arkadan dolanıp ön tarafa doğru gelir. Sonra tekrar arkaya doğru gider. Şöyle de düşünebiliriz. Aşağıya telin sol tarafına gelelim. Bu telin ekran düzleminin içinde olduğunu varsayarsak sol taraftaki manyetik alan ekrandan dışarıya doğru çıkar. Sağ tarafta ise manyetik alanın yönü ekrandan içeri doğrudur. Kafamızda canlandırmaya çalışalım. Burası ekranla manyetik alanın kesiştikleri yerler olsun. Buradaki noktalarla gösterilen manyetik alan ekranın arkasında kalır. Bu tarafta ise ekranın önündedir. İşte şurası ekrandan çıkan kısım. Şu da ekranın içindeki kısım. Umarım yönü nasıl bulduğumuzu anlamışsınızdır. Peki bu yönde döndüğünü nereden biliyoruz? Dönüş yönünü belirleyen vektörel çarpımdır. Ancak onu burada uygulamayacağız. Burada kullanabileceğimiz farklı bir kural var. Sağ el kuralı. Bu kurala göre teli sağ elimizde tuttuğumuzu düşünüyoruz. Sağ elimizin baş parmağı akım yönünü işaret etmeli sağ elimizle teli tutup baş parmağımızı akım yönüne koyduğumuzda diğer parmaklarımız manyetik alanın yönünü gösterir. Hemen çizelim. Maviyi alıyorum. Bu baş parmağımız dersek telin üst kısmına doğru işaret ediyor. Sonra elimizle teli sarıyoruz. Bunlar eklem yerlerimiz. Şunlar da damarlarımız olsun. Bu da tırnağımız. Aynı zamanda da bu teli tutuyoruz. Terin aynısını şöyle çizelim. Baş parmağımız akımın yönünde değil mi? Peki manyetik alanın yönüne parmaklarımızın yönünde. Parmaklarımız terin bu tarafından dışarıya doğru çıkıyor. Diğer tarafta ise elimiz içeriye doğru giriyor. Yani manyetik alan ekrandan içeriye doğru. Her iki tarafta da yönlerimizi bulduk. Şimdi şekli biraz daha detaylı inceleyelim tele yaklaştıkça manyetik alanın daha kuvvetli, uzaklaştıkça manyetik alanın etkisinin azalacağını rahatlıkla görebiliriz. Manyetik alanın etrafa yayıldığını hayal edersek bunu daha da rahat anlayabiliriz. Manyetik alan bu durumda epey geniş bir çevreye yayılıyor. Zaten manyetik alanın büyüklüğünü hesaplayabilmek için kullanılan formül de bu durumun bir yansıması. Formülde vektörel çarpımı da kullanacağız ama endişe etmeyin. Asıl amacımız böyle bir akım verildiğinde manyetik alanın yönünü bulabilmek. Eğer akım aşağı doğru olsaydı, manyetik alanın yönü şu ankinin tersi olurdu. Ama telin etrafında hala eşmerkezli daireler olmaya devam ederdi. Gelelim manyetik alanın büyüklüğüne. Manyetik alanın büyüklüğü eşittir mü çarpı akım bölü 2 pi r. Bu arada mü harfi Yunan alfabesindeki bir harf. Evet, bu formül şu ana kadar yaptıklarımızın özeti sayılır. R yani tele olan uzaklık arttıkça, işte şöyle telden uzaklaştıkça manyetik alanın büyüklüğü azalır. 2πr ise çemberin çevre formülünü anımsatıyor. Henüz formülün kanıtını tam olarak yapmadık ama formüle baktığımızda çemberin çevresine benzemesi bize bir fikir verebilir. Evet, bu noktadaki manyetik alanın büyüklüğü teli saran çemberin çevresiyle aynı görünüyor. Peki bu mü nedir? Mü telin içinde bulunduğu ortamın geçirgenliğidir. Yani manyetik alanın büyüklüğü telin lastiğin mi, suyun mu, havanın mı, boşluğun mu ya da metalin mi içinden geçtiğine bağlı olarak değişir. Fizik derslerinde telin bulunduğu ortam genellikle hava olarak kabul edilir. Hava ve uzay boşluğu için mühünün değeri hemen hemen aynıdır ve bu boşluğun geçirgenliği olarak adlandırılır. Şimdi bir soru çözelim. Yapmamız gereken sadece formüldeki sembollerin değerlerini yerine yazmak. Diyelim ki bu telin üzerinden 2 amperlik bir akım geçiyor. Şurada bir nokta seçip işaretliyoruz ve bu nokta tele 3 metre uzaklıkta. Bu noktada manyetik alanın büyüklüğü ve yönü nedir? büyüklüğü bulmak kolay. Sadece sayıları yerine yazacağız. Manyetik alanın büyüklüğü eşittir. Bu arada telin hava ve boşluktan geçtiğini varsayalım. O zaman boşluğun geçirgenliği olan mü sabit değeri çarpı akım yani 2 amper bölü 2 pi r. R'nin de 3 metre olduğunu biliyoruz. O zaman 2 pi çarpı 3 yazıyoruz. Bu da eşittir mü 0 bölü pay ve paydadaki ikiler birbirini götürdüğü için bölü 3 pi. Geriye kalanları hesap makinesiyle hesaplayalım. Tabi daha önce yaptığımız işlemleri silmek gerek. İşte böyle. Formüldeki boşluk geçirgenliği hesap makinemizde sabit olarak kayıtlı. Sabitleri bulmak için 4 tuşuna basıyoruz. Burada birçok sabit var ama biz bunları aramıyoruz. Daha fazla tuşuna basalım. Bir daha. Evet sonunda bulduk. Mü sıfır. Yani boşluk geçirgenliği. İşte tam da aradığımız şey. Şimdi bunu 3 pi'ye bölelim. Pi nerede? Hah şurada. Cevap 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 7. Birimi de tesla. Evet. Manyetik alan 1,3 çarpı 10 üzeri eksi 7 tesla olacak. Bu çok zayıf bir manyetik alan. Evet, bu videoda anlatmaya çalıştığımız şeyi özetleyecek olursak, bu hareketli yükler manyetik alandan etkilendikleri gibi manyetik alan da oluşturabilirler. Bu örnekteki simetri ve benzerliği gördüğünüzü umuyorum. Aynı simetri elektrik alan için de geçerli. Sabit bir yük yine sabit bir elektrik alanı tarafından itilir ya da çekilir. Aynı zamanda bu yük kendi sabit elektrik alanını oluşturur. Bu her zaman aklınızda olsun. Fizik çalıştıkça elektrik ve manyetik alanın bir madeni paranın iki yüzü gibi olduğunu göreceksiniz. Farklı bir bakış açısıyla düşünürsek eğer bir şey sizin yanınızdan geçip giderken siz de onunla beraber giderseniz o şey sabit olarak görünür ve elektrik alana benzer. Şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki videoda birbirine paralel iki tane akım taşıyan telimiz olduğunda neler olacağını göreceğiz. Onların birbirini çekeceğini ya da iteceğini tahmin edersiniz. Sonraki videoda görüşürüz.